Çekiyorum, buyurun. Ben Ali Rıza Uçar. Boğaz Yöreliyim. Boğaz Yöreli'nin kuruşu 350 yıllık. Rıza'nın neyi Boğaz Yöreli? Rıza'nın ne? 350 kişilik. 350 650'lerde. 1650'lerde kurulmuş. İşte buradan öteye de Çorak dediği mağdurlar, diğer buradan ötesine de Abattal diyorlar. Batı tarafından, doğu tarafından. Sen kimine geldin? Orhan'la geldim. Neyse, o da şey yapalım da. Şey yapalım da. Evet. Ondan sonra Bahadunlar, Gerniler, Balılar, biz de Gernikler'in torunuyuz. Amca orada durunuz. Dur, fazla gidelim. Ha, başka ne söyleyeyim? Köyü kim kurdu? Köyü ilk kuran üç kardeş, büyük kardeş. Şey, Şahüseyin. Şahüseyin. Hacı Mirza. Şu kısma. Temel atmış. Ondan sonra gitmiş Karacaoğlu'dan şeyden Karadaş'tan gelme gitmiş öbür kardeşini getirmiş. Büyük hacı. Kendi dedesi ölünce gitmiş küçük kardeşini de getirmiş. Bu köy üç kişinin üç kardeşi. Üç kardeşinin çocukları vardır. Başka hiç kimse yok. Ervizanlar. Ervizanlar. Evet. Ervizanlar şehirleri. Tek aşiretleri. Başka köyü yok. Köyleri de şeyden gelir. Şey, Kızılkale'den. Amca dur orada. Kızılkale'den veya hatta Şarız'da da var gitmişler. Seyitçaneler orada gelmişler de. Buradan gitti onlar da. Bizim köyün yarısından fazlası köyde, Şarız'a kaçmış. Şeyh Hasan derler. Çok değerli bir insan. Şeyh Hasan aynı nasıl? Şeyh Hasan Pırtar'a gönderdi bu. Şeyh tabii. Bir de ama bilmem. Büyükleri gibi. Resim İçimen'in de dayısı mı amcası olacaktır? Öz dayısı. Evet. Resim İçimen'in dayısı. Çok büyük bir insandı. Gerekli eski bilgiler çok ondan almış. Burayı da daha sonra işte belki de Kuşlar birkaç sene sonra ya bir 50 sene, 2 sene sonra da şeyleri getirmişler. İşte Akşambe'leri getirmişler. Büyük Akşambe. Orada Mustafa Paşa annesi bizim köylü yani Muzur ailelerde denilen bu ailelere geliyor. Ondan sonra Mustafa Paşa'da küçük Ali Şambi'nin Haydar Bey'de oluyorlar. Onunla da birisinin oğlu Cemal Bey, Ali Şambi'nin Haydar Bey'in de Ziyad birer oğlanlar. Tabii köyü sonra onlar sattılar. İşte Haydar Bey zaten Koçgir Hareketi'nden sonra şeye gitti. Karapınar'a gitti. Ali Şambi burada kaldı. Cemal Bey oldu. Cemal Bey burada kaldı. Cemal Bey de 1950'lerin sonlarına doğru da başka bir köye, Karlık diye bir köye taşındılar. Sonra gelip 64'te de bu köyü sattılar dedi kendi arasında. Bu köye kaldım nasıl. Benim adım da İlyas Uçar. Ben de Ali Uçar'ın oğluyum. Annem Nazife. İstanbul'da yaşıyorum. Sizin köyler bağımı çok iyi. Ali Efendi. Evet, Ali Efendi derlerdi. Ali Kırgır. O tarafta Ali Kırgır derlerdi ki yani anarşiyet hep öyle derdi. O bölgeyi hep böyle tanıyorlardı yaşlılar. Geçten bir yaşta hep bilirlerdi. Şimdi sonra 1980'li yıllarda doğru da burada bir heyelan bölge seçildi bir taraf. O 3 kilometre ileriye taşındı. Beylerle sürtüşmemek için sonra tabii ki şeyde bir olmaz diye, bir ağlı iki koç olmaz diye Huzura yeğenine Mustafa Paşa'da karşı gelmemek için göçüp 1800'lara ta 1910'lara kadar göç devam etmiş. Şarjı gidip geldiler başlamış.
kalmışlar bilmem. Göksünde kalmışlar. Makara denilen yer şimdi yeri. Göğe gitmeden çektiniz mi? Yani gittik yukarı. Ondan sonra oralara yerleşmişler. Sanırsam Ermeniler boşalttı yerlerini olmuşlar sanırsam. Böyle bir şey olacak herhalde. Bu da bizim kooperatifimiz. Hayat devam ediyor. Eski okulumuz var. Orası da köy Boğaziren Köy Kooperatifi. Ayrıca derneklerimiz var. Ankara ve İstanbul Derneğimiz var. Ben İstanbul Dernek Başkan Yardımcısıyım. İlk kuruluşundan beri işte başkan abim. Başkanlar da bendim. Şimdi gençlere yardımcı olmak için başkan yardımcılığını yapıyoruz. Bu okulumuzu harap olmuşlar. İyi bir binaydı. Bunları tekrar organize şey yapmak için, dernek olarak yüzlendik. Şimdi de onunla uğraşıyoruz. İnşallah onu da güzel bir hale getiririz. Çok güzel, teşekkür ederim. Peki şey konusu demin bu balolarla saralarının kavgalarını bir onu da anlattınız. Bildiğiniz onlar ait. Ben onlar hakkında yürüyorum. Bildiğiniz kadar onlar yeter. Kendileri. Yok biz bilmiyoruz gerçekten. Sen sadece şunu biliyorum. Biz de eskide söylerdi. İşte şey balolu biri şeyle biri demiş ki ey demiş aşiret sarolar ve balolar Paris diğer kabileler ipine gelsinler, Kenan Mezda inebilecekler, ipini de beraber getirsinler. Ha bunu biliyoruz ama kim demiş? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun.